Spor izledi. Osman Şener hoş geldiniz. Hoş bulduk. 0-0 bitti maç ama son derece pozisyon bakımından zengin bir mücadele oldu. Tamam, zengin de şimdi şöyle demek lazım. Bu maçta Bursa Spor belki liderliği kaybetti ama şampiyonluk yarışı bir kere bitmedi. Bunu kesin kesin söyleyeyim yani. Bursa Spor çok iyi bir takım. Bugün şanssız bir günündeydi. Bugün Galatasaray da şanssız bir günde. Onlar da gol vuruşları yaptılar ama iki kaleci bugün kalelerinde devleşti, gol olmadı. Ama Bursa Spor'a bütün Türkiye'nin saygı duyması lazım. Bursa Spor'un teknik direktörü öyle bir takım yarattı ki bugün Galatasaray 150 milyon euroluk bir takım. Bugün Fenerbahçe 150 milyon euroluk bir takım ve bunlardan daha iyi mücadele eden bir takım Bursa Spor. Yani bunu düşününce Bursa Spor'a herkesin saygı duyması lazım. Ama ben harika bir maç seyrettiğini düşünüyorum bütün herkesin. Çok iyi gol pozisyonları oldu. Bursa Spor sahaya Galatasaray'dan daha iyi yayıldı. Kadrosunda en iyi mücadele verebileceği futbolcular en iyi mücadeleyi verdiler. Son vuruşlarda biraz Volkan'la Sercan bencil davranmasalar belki ilk yarı golü de çok rahat bulabilirlerdi. İkinci yarının başında golü bulabilirlerdi ama bu futbolun içinde var. Ben şampiyonluk yarışının devam ettiğini düşünüyorum. Yine bu şampiyonluk yarışında liderle Bursa Spor'un şansını eşit görüyorum. Yani bugün ikinci duruma düştü ama Fenerbahçe'nin çok zor maçları var. Ben Fenerbahçe'nin de daha puan kaybedeceğini düşünüyorum. Yani şampiyonluk yarışının şampiyonluğu kaybetmediğini düşünüyorum Bursa Spor'un. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.